Şeyleri dediğiniz gibi anlaşmaları sağlayabildik değil mi? Karı koca arasındaki problemleri çok basit ve çok kısa, problem büyümeden halletmek mümkündür. Çünkü sarı kan turunun birleşimindeki etken madde beyindeki hormonları, serotonin hormonunu, mutluluk, neşe veren, insana huzur veren hormonu artırır. Serotonin hocam, hormonu. Hı hı, evet, bir telefonumuz var isterseniz bir alo diyelim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ne oldu, bağlanamadık? Bağlandınız efendim, buradasınız, yayındasınız. Televizyonumuzun sesini biraz kısalım mı? Durmuş Bey. Tamam, tamam efendim. Alo. Buyurun. Televizyonumuzun alo. Sesini biraz kısalım. Sesini kısalım tabii. Hı hı. Buyurun alo. Durmuş Bey. Ya benim bir sorunum olacak İbrahim Bey'e. Tabii ki buyurun. Benim bu kalp damar bir sıkıntım var. Yolda yürüdüğüm zaman nefesim kesiliyor, şişkinlik oluyor. Bir de cinsel ilişkide anladığımı zorluk çekiyorum. Kalp damar rahatsızlarına dünyada en etkili bitki alıç. Alıçla ilgili biraz önce konuştum. Alıçla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Alıç Forte isimli. Bu kapsül kullandığı zaman kişi tansiyon önler. Kalbi rahatlatır. Kalbe oksijen akışını artırır. Kalp damarlarını besler. Kalp kaslarını besler. Kısa sürede tekrar formunuza dönersiniz. Artı eğer ki bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi rahatsızlıklar varsa bağırsakların tedavi edilmesi gerekir. Bağırsaklar tedavi edilmese bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğer yağlanmasına sebep olur. Karaciğer yağlanırsa damarlar da yağlanır, kalp de yağlanır. Bu nedenle bağırsaklarda problem varsa tedavi edilmesi gerekir. Karaciğerde yağlanma varsa tedavi edilmesi gerekir. Her şeyin tedavisi mümkündür. Önemli olan mümkün olduğu süre içerisinde hemen tedaviye başlamaktır. Durmuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. İyi akşamlar olun, diliyoruz efendim. Bu İbrahim Bey'i nerede görebiliriz? Nerede görev yapıyor bu arkadaş? Zaten İbrahim Bey'in telefonları daha ekranda oluyor, alt bantımızda oluyor değil mi İbrahim Bey? Evet, zaten evet. İnternette de Gökçek İksir derseniz zaten her yerden ulaşabiliyorsunuz kendisi. Evet, bitkiseltedavi.com adresinden de ulaşabiliyorsunuz Durmuş Bey. İyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam. Evet. Burada çok güzel bir ürün var. Nedir? Hayıt Forte. Hayıt Forte. Evet, bu bayanlarda adet öncesi ağrı, sancı, sızı ve gerilim, strese karşı. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Adet öncesi her türlü ağrı, sancı, sızı ve strese karşı etkilidir. Premenstrual sendrom dediğimiz kramplı rahatsızlıklara karşı. Bazı bayanlar adet dönemi başlamadan birkaç gün önce başlarlar gerilmeye ve hemen boks yapmaya hazırlar. Kavgaya hazırdır. O zaman kocası veya eşi anlar ki tamam hanımın günü geliyor. Dikkat etmeye başlarlar. Eğer ki bayanlar Hayıt Forte kullanırlarsa adet dönemini çok kolay atlatırlar. Hayıt Forte ile ilgili Almanya'nın Marburg şehrinde üniversitede klinik araştırması yapılmış. 33 bayan, hiç çocuğu olmayan kadın doktorlarının yani ginekologların asla çocuğunuz olamaz dedikleri bayanlar üzerinde klinik araştırması yapılmış. 33 bayanın 33'ü de normal yollarla hayıtı kullandıktan sonra hamile kalmışlardı. Hamile kalmışlar. Evet hocam, ben de bunu daha önce duymuştum. Evet. Hayıt bitkisinin. Benim de çok yakından tanıdığım bir beyefendinin çocuğu olmuyordu. 7 senedir doktor gelmişler. Artık çağrı yok. Hacılar hocalara dolanmaya başlamışlar. Beni aradı, dedi ki ya çocuğumuz olmuyor. Hocam bir izleyenlerimiz arasından bir sorumuz varmış sanırım. Adayımız var. Evet, kim geliyor? Adayımızdan soru var. Adayımızdan soru var. Evet, alalım hemen. Mikrofonu alabilir miyim? Kim soru sormak istiyor? Evet. Reyhan Hanım. Buyurun. Yok, buradan sorabiliriz. Hocam benim size iki tane sorum olacak. Birincisi, belli kilo içinde var mı bir ilacınız? Tedavi yönteminiz. İkinci de farkındaysanız benim üst göz kapaklarımda bir şişlik var.
Bana dediler ki hormon bozukluğundan kaynaklanıyor. Bir diğer kişi de dedi ki yağ bezelecikleri şişmiş. Bu konularda sizden bilgi alabilir miyim? Evet, zayıflamak mümkün. Çok çok kolay. Ama zayıflamak için bir şunlar gerekir. Bir, kişinin bağırsaklarında mantar varsa mantarlar toksik madde üretir. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Bağırsağında kişinin şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık, ishal vesaire gibi rahatsızlığı varsa mutlaka bağırsakların tedavi edilmesi gerekir. Çünkü mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar kavurur. Bağırsaklar tedavi edilmeden zayıflayamaz kişi asla. Bunun için bağırsaklar için aloe vera jel. Önce bağırsaklar. Eğer ki ikinci sebep midesinde kişinin gastrit veya ülser varsa tedavi edilmesi şart. Gastrit veya ülser tedavi edilmeden de kişi zayıflayamaz. Bunun için de lahanadan üretmiş olduğumuz tonik var. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki. Bunu kullandığı zaman hem gastritten kurtulur, hem ülserden hem reflüden artı aynı zamanda zayıflar. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin New York, Kaliforniya, Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Miller, Profesör Doktor Wessler ayrı ayrı zamanlarda kendi ekipleriyle yapmış oldukları araştırmalarda gastrit, ülser, reflüyü tedavi etmişlerdir, belgelenmiştir. Yani mide ve bağırsaklar tedavi olduktan sonra kişi yine de zayıflayamıyorsa Funda Forte diye bizim çok özel bir ürünümüz var. Funda Forte. Kullandığı zaman zayıflar. Bununla da ilgili Almanya'da klinik araştırması var. Yani zayıflamak mümkün. Kişi kilo verebilir. Bir problem yok. Önemli olan neden kişide kilo problemi oluyor? Hocam bir de bu zamanlarda biliyorsunuz bu zayıflamayla alakalı bir sürü sorun yaşandı Türkiye'de. Zayıflama ilaçlarıyla zayıflamaya çalışanların hayatını kaybettiğini gördük bizler de. Şöyle şundan kaynaklanıyor. Türkiye'de maalesef bu alanda çok yanlışlar yapılıyor. Mesela Afrika mangosu zayıflatmaz. Neden? Hocam, şeker içerir. Hocam birazdan değinelim tekrar o konumuza. Bir telefonumuz var, alalım hemen. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben İstanbul Yenibasan'dan arıyorum da. Buyurun. Ben İbrahim Bey'e bir sorum olacaktı benim. Tabii ki, buyurun. Hocamız sizi dinliyor. İbrahim Bey, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, hürmetler. Sağ olun hocam. Bugün Allah sizi çıkardı benim karşıma vallahi ya. Hocam ben bu 3 senedir reflü hastasıyım. Kalın bağırsak problemi de yaşıyorum ben. Bu 3 senedir bayağı bir çekiyorum ama işte 2 kere endoskopi oldum. Yaklaşık şu 3 aydır ben çok kötüyüm. İlaçlar falan fayda etmedi benim. Ben ameliyatta olmak istemiyorum. İşte siz bana ne önerebilirsiniz? Hani reflü baş dönmem çok oluyor, baş ağrım çok oluyor benim. Şimdi eğer ki reflü çok çok ilerlememişse tonik... Ya ben endoskopi oldum. Hayır, yani çok ilerlediğini söylemiyorlar ama ben çok rahatsız oluyorum hocam. Ha, problem değil. 3-4 hafta tonik. Eğer bağırsaklarınızda mantar varsa şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık gibi aloe vera jel. Tonik ve aloe vera jel kullandığınız zaman çok kısa sürede iyileşirsiniz. Problem değil. Bununla ilgili zaten Almanya başta olmak üzere birçok ülkede aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Tam 2,5 milyon insan üzerinde denenmiştir. Hocam ben yalnız ben kokulu şeyler kullanamıyorum böyle. Beni çok rahatsız ediyor kokusu. Özellikle kokusundan sonra da midem bulanıyor, yutamıyorum. Bu kudret narı diyorlar. Onun böyle zeytinyağlısı falan var. Ben ondan getirdim Ege bölgesinden ama içemedim. Kaldı yani. Kudret narı... Kokuyor böyle. Kokusundan dolayı kullanamıyorum ben. Kudret yutamıyorum narı, yani. Evet, kudret narı her zaman etkili değil maalesef. O konuda evet. Biraz soru işareti var. Fakat... Evet. Aloe vera ile ilgili... Bana böyle daha çok kapsül, tablet olsa hani bana böyle şeyler önerebilir misiniz? Tabii var. Laden gülü forte, mide için. Laden evet. Gülü, şu gördüğünüz bitki laden. Biz bunu evet. Kapsülünü ürettik. Bu Anadolu Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmada gastriti, ülseri, reflüyü iyileştirdiği belgelenmiştir. Laden evet. Gülü forte. Evet. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Bunun efendim, kapsülü var. Çok 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 tamam. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben size ulaşayım hocam. Tabii. Bitkisel evet, hocamıza ulaşabiliyorsunuz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Hocam kısa bir aramız